Ömer, Mustafa, Betül, Muhammed, Rayan, Usan henüz katılmadı. Bugün pazar. Muhammed, bugün pazar, bir planın var mı? Bugün mü? Evet. Ya, planların dün bitti. Planlarım? Dün bitti. Dün bitti. Bugün boş musun? Evet. Galiba basket oynayacağım. Galiba? Basket oynayacağım. Basket oynayacaksın. Peki. Evet. Muhammed, senin boyun kaç? Boyun? Boyum ne demek? Boy. Uzunluk. Boy. Ha. Boy Yani. senin boyun. Evet, anladım. Yani ya da 180 ya da 179 falan mı? 179. Evet. 179 santim. Evet. Santim. Sence kaç santim daha uzarsın? 5. 5 santim daha uzarsın. Evet, en fazla yani. En fazla 5 santim daha uzarsın. Ailenizdeki erkekler uzun boylu mu? Mesela baban, abin. Yok. Abim biraz ama ben daha uzun ondan. Sen abinden daha uzunsun. Evet. Peki. Ailemde ben en uzun. En uzun sensin ailende. Evet. Uzun olmak sence fiziksel olarak iyi bir şey mi? Evet, tabii. Evet, tabii. Ömer'e soralım. Ömer, senin boyun kaç? Kaç santim? Ben 181, 2 falan. O oralarda. 181-182. Mustafa senden uzun mu? Yok, aynı. Aynı boydasınız. Evet. Mustafa 16 yaşında. Mustafa biraz daha uzayabilir. Evet. Bir 5 santim daha Mustafa, 5-6 santim daha uzayabilir. Peki. Şimdi 165 falan. Kim? Hadi. Hadi kaç yaşında? Hadi 13. 13. Oo, hadi daha bir 6 sene daha uzar. Evet. Uzun. Arkadaşlar, biz en son bağlaçları yapıyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi bağlaçlar? Evet. Meğerse, halbuki, oysa ki, ne yazık ki, madem ki. Bugün de arkadaşlar bir bağlacımız var. Da bağlacı. Da, de. Da ve de bağlacı arkadaşlar. Da ve de bağlacımız, bizim bir de da ve de ekimiz var. Hatırlıyor musunuz? Bulma eki. Ben evet. Şimdi evdeyim. Ben şimdi evdeyim. Sen okuldasın. Bende kitap var. Bende kitap var. Bende kitap var. Sen şimdi okuldasın. Sen şimdi okuldasın. Okuldasın. Arkadaşlar, buralarda, yani bu iki cümlemizde, bu iki cümlemizde ek olarak kullanılıyor. Ek olarak kullanılıyor. Ek olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ek olarak kullandığımız zaman bitişik yazılıyor. Tamam mı? Ayrı değil. Bitişik yazılıyor. Bağlaç olarak kullandığımız zaman ise arkadaşlar mutlaka ayrı yazıyoruz. Mesela diyorum ki ben sinemaya gidiyorum. Ben sinemaya geliyorum. Ahmet de geliyor. Ben beraber sinemaya... hocam. Nasıl? Beraber. Beraber mi? Evet, beraberlik manası var. Doğru. Katılma manası var değil mi? Ben sinemaya gidiyorum. Gidiyorum. Ahmet de gidiyor. Ahmet. Arkadaşlar ayrı yazıyorum. Tamam mı? Ahmet de gidiyor. Buradaki manası, bulunma manası yok arkadaşlar. Birliktelik manası var. Ahmet de sinemaya katılıyor. O da gidiyor. O da bizi eşlik ediyor manası var. Şimdi
Lazım boş yani. Lazım beraber değil. BF Ahmet. Ayrı yazılıyor. Her zaman ayrı yazılıyor. Matrafı hocam Ahmet'ti. Ahmet'ti. Hayır. Şimdi arkadaşlar ek olarak kullanıyorsak ek olarak kullanıyorsak fıstıkçı Şahap'a bakıyoruz. Tamam mı? Hı-hı. Ek olarak kullanıyorsak bakıyoruz. F var mı? T var mı? Fıstıkçı Şahap kullanıyoruz. Ama burada biz bağlaç olarak kullanıyoruz. Yani ayrı yazıyoruz. Ayrı yazdığımız zaman ketçap aramıyoruz. Pardon, fıstıkçı Şahap aramıyoruz. Tamam mı? Mesela şunun gibi. Sınıftayım. Sınıfta. Burada ek olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ek olarak kullanıyoruz. T yapıyoruz değil mi? Fıstıkçı evet. Şahap. Evet. Sınıftayım. Çünkü arkadaşlar iki harf yan yana geliyor. İki harf yan yana geliyor. Burada ise arkadaşlar mesafe var. O yüzden ayrı yazıyoruz. Ve arkadaşlar fıstıkçı Şahap kuralı yok. Tamam. Hocam telaffuz ne? Nasıl? Onun telaffuz ne? Ben sinemaya gidiyorum. Ahmet de gidiyor. Tamam mı? Ahmet de gidiyor. Ahmet de gidiyor. Yani bunu söylerken arkadaşlar yine telaffuzda biraz mesafe de veriyoruz. Ben sinemaya gidiyorum. Ahmet de gidiyor. Tamam, burada bir vurgu var. Ama kitap Ahmet'te. Kitap Ahmet'te. Kitap Ahmet'te. Burada arkadaşlar hemen bitişik yazıyoruz. Kitap Ahmet'te. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fıstıkçı Şahap var. Evet. Zaten farklı evet. Anlam veriyorlar. Hı hı. Burada bulunma anlamı var değil mi? Kitap kimde? Kitap Ahmet'te. Bulunma anlamı var. Arkadaşlar, dade bağlacı ayrı yazıyoruz. Ekse, bulunma eki ise birlikte yazıyoruz. Bağlaç olarak kullanıyorsak ayrı yazıyoruz. Dade bağlacı arkadaşlar cümleye çok farklı anlamlar veriyor. Gibi anlamı veriyor, eşitlik anlamı veriyor, katılma anlamı veriyor, karşıtlık anlamı veriyor. Şimdi kitabı açıyorum. Birlikte hangi anlamları veriyor? Birlikte bakıyoruz. Yani hocam burada ben ve Ahmet sinema gidiyoruz. Onun manası. Evet, katılma anlamı var değil mi? Katılma. Ben gidiyorum. Ahmet de gidiyor. Ahmet de gidiyor. Yani iki kişi bu işi yapıyor. Birliktelik manası var. Evet, kitabı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar cümleye çok farklı anlamlar katıyor. Nikaha Ahmet de geldi diyor mesela. Nikaha Ahmet de geldi. Bu cümleden ne anlıyorsunuz? Nikaha yani Ahmet de geldi. Ve Ahmet geldi. Hı hı. Yani şu nikahta başkaları geldi, Ahmet de geldi. Tamam mı? Yani Ahmet ile. Evet, Ahmet de ile yok. İle olarak kullanırsanız, ile olarak kullanırsanız biraz V manasına geliyor. Tamam, burada V manası. Mesela biz anlıyoruz, öncesinde nikaha başkaları da geldi. Nikaha Ali geldi, Zeynep geldi, Fatma geldi, Ahmet de geldi. Ama ne? Aydan. Evet. Arkadaşlar ikinci örnekte o makyaj yapsa da yapmasa da güzel. Bu dağı daha önce görmüştük, hatırlıyor musunuz? O makyaj yapsa da yapmasa da güzel. Şark tipi var burada. Evet. Hı hı. Peki burada nasıl bir mana veriyor arkadaşlar? O makyaj yapsa da yapmasa da güzel. Eşitlik.
Evet, eşitlik manası var değil mi? Eşitlik manası. Yani her iki durumda da arkadaşlar sonuç değişmiyor. Evet. Makyaj yapıyor, güzel. Makyaj yapmıyor, yine güzel. Çocukların üçü de bahçeye çıkmış. Çocukların üçü de bahçeye çıkmış. Burada Birlikte. birliktelik manası var değil mi? Üçü de. Öğretmenimi seviyorum, sayıyorum da. Ve Evet, ve gibi öğretmenimi seviyorum, sayıyorum da üstelik manası var, değil mi arkadaşlar? Yani her ikisini de yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, alt tarafta şurayı siliyorum. Alt tarafta arkadaşlar cümleye kattığı anlamlar var. Birlikte biz bunlara bakıyoruz. Cümleye arkadaşlar karşıtlık anlamı katıyor. Karşıtlık. Karşıtlık ne demek? Karşıtlık. Zıt. Evet, zıtlık anlamı katıyor. Cümleye nasıl karşıtlık anlamı katıyor? Bakalım birlikte. Büyümüş de küçülmüş. Büyümüş de küçülmüş. Büyümek, küçülmek Evet. arkadaşlar zıt anlamlı kelimeler değil mi? Evet. Evet, ama ne demek yani bu hani? Daha önce bu konu hakkında konuşmuştuk. Aslında biliyorsunuz. Ha, büyümüş ve küçülmüş anlam biliyorum ama yani. Büyümüş ve küçülmüş. İneceğim Büyümüş. burada de lakin yani mesela. Büyümüş ve küçülmüş. Yani manası şu karşıtlık anlamı katıyor arkadaşlar. Birisi bir çocuk var arkadaşlar. Çok büyük bir insan gibi konuşuyor. Çok güzel cümleler kuruyor. Çok akıllıca şeyler söylüyor. Yani yaşından büyük konuşuyorsa, yaşından çok daha olgun konuşuyorsa biz diyoruz ki büyümüş de küçülmüş. Yani bağlaç olarak burada V manası katıyor. Büyümüş ve küçülmüş. Tamam mı? Kibir azgır. Ya. Bu yanlışlıkları gör de utanma. Gör de utanma. Bu yanlışlıkları gör de utanma. Peki burada nasıl bir mana var arkadaşlar? Yanlışları gördüğünüz zaman utanır mısınız? Evet. Değil mi? Utanırsınız. Burada ne söylüyor? Utanma. Evet yani. Utanma. Evet. Arkadaşlar aslında burada biraz gör de utanma derken gör de utanma derken ters manayı söylemek istiyor. Ters. Yani aksini ifade etmek istiyor. Bu yanlışlıkları gör ve utan aslında demek istiyor. Evet. Yani mana şu. Bu yanlışlıkları herkes görür ve herkes utanır. Sen nasıl görüyorsun da utanmıyorsun manası. Evet. Herkes görür ve herkes utanır. Yani mesela madem yanlış neden yaptın? Evet ama şu manası. Bu yanlışlıkları gör de utanma. Mana aslında şunu söylüyor arkadaşlar. Bu yanlışlıkları gör ve utan. Utanmamak mümkün değil. Tamam mı? Utanma derken arkadaşlar tam tersini, aksini ifade ediyor. Utan demek istiyor. Anladınız mı burayı arkadaşlar? Evet. Mesela şunun gibi. Diyetteyim, tamam mı? Diyetteyim. Diyorlar ki işte bu tatlı çok güzel. Tatlı, çok lezzetli, çok lezzetli, lezzetli. Gel de yeme. Gel de yeme. Ne demek istiyor? Gelsem yemedim. Hayır. Yani gel de yeme. Geliyorsun ama yememek mümkün değil. Mutlaka yiyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Gel de yeme. Tatlı çok güzel. Gel de yeme. Ya geliyorum yememek mümkün mü? Yememek mümkün mü arkadaşlar? Hayır.
Hayır. Değil mi? Yiyorsun. Çok güzel görüyorsun tatlıyı. Dayanamıyorsun, yiyorsun. Çok kötü bir şey gördüğünüz zaman, ayıp bir şey gördüğünüz zaman arkadaşlar, utanmamak mümkün değil. Utanıyorsunuz. Evet. Burada tam tersini kastetmek istiyor. Söylediklerine gel de inanma. Söylediklerine gel de inanma. Arkadaşlar, bir yakınınız var. Her zaman doğruları söylüyor. Tamam mı? Her zaman doğruları söylüyor. Bir gün size çok ilginç, enteresan bir şey anlatıyor. Siz ona inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Yanıyorum. İnanıyorsunuz değil mi? Yani Evet. çünkü onu dinliyorsunuz, ona inanmamak mümkün değil. Mutlaka inanıyorsunuz. Söylediklerine gel de inanma. Oğlunun yaptıklarını duydu da şaşırma. Oğlunun yaptıklarını duydu da şaşırma. Şimdi Ömer, sen sigara içiyor musun? Ne hocam? Sen sigara içiyor musun Ömer? Hayır. İçmiyorsun değil mi? Değil. Ömer, babanın bir arkadaşı babana diyor ki Ömer sigara içiyor. Ben gördüm. Ömer, baban şaşırır mı, şaşırmaz mı? Şaşırmaz. Şaşırmaz mı? Şaşırmaz çünkü yani ben biliyor ben kim. Şaşırır, bence şaşırır. Evet. Benim oğlum nasıl sigara içer? Çok Hayır tabii. şaşırır. Çünkü her şey biliyor yani. Nasıl şaşırır? Tamam, Hatta... şaşırır. Yani benim oğlum böyle bir şey yapmaz der, değil mi? Tamam şaşırır. Şaşırır. Şaşırmaz dersen tamam, o zaman buna inandı manasına gelir. Evet inandım. İnanır mı baban arkadaşına? İnanır ama hani ben daha inanır. O zaman ona inanmaz. Hı. Tamam, ona inanmaz. Der ki benim oğlum, hayır, ben oğlumu tanıyorum. Benim oğlum sigara içmez. Evet. Değil mi? Değil. Söylediklerine şaşırır, sonra da inanmaz. Oğlunun yaptıklarını duyduğu da şaşırma. Aslında ne demek istiyor arkadaşlar? Oğlunun yaptığı her şeyi duyuyor. Buna çok şaşırıyor. Benim oğlum nasıl yaptı? Nasıl yapar? Hocam karşılık manası yok burada. Nasıl? Karşılık manası. Arkadaşlar, karşılık manası gramer olarak var. Tamam mı? Gramer olarak karşılık manası, zıtlık manası var. Karşıtlık manası var. Mesela duy, şaşırma. Karşıtlık manası var. Evet. Gramer olarak karşıtlık manası var. Ama mana olarak karşıtlık manası yok. Tamam mı? Tamam. Siliyorum burayı arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi size bir örnek veriyorum. Diyorum ki, o çok yalancı. O çok yalancı. O çok yalancı. Söylediklerine gel de inan. Onun söylediklerine gel de inan. İnan. Şimdi dikkat arkadaşlar, o çok yalancı. Onun söylediklerine gel de inan. Bir insan çok yalancıysa söylediklerine inanır mısınız? Hayır, önemli. Hayır. İnanmazsınız. Burada ne söylüyor? Gel de inan. Neyi söylemek istiyor aslında? Neyi kastediyor? İnanma. İnanma. Evet. Arkadaşlar, buradaki daha D'nin manası inanma demek istiyor aslında. Tamam mı? Tamam. Tamam. Söylediklerine gel de inan. Yani inanmak istesen de mümkün değil. Söylediklerine gel de inan. Yani inanma. Söylediklerine asla inanma manasını veriyor cümle. Hocam burada onun yaptıklarını duyduğu da lazım şaşır sadece. Duyduğu da şaşır derse karşıtlık manası olmuyor gramerde Ömer.
Çünkü düdüdü sonra şey. Mana olarak zaten şunu söylüyor. Oğlunun yaptıklarını duyduğu ve şaşır. Duyuyor. Aslında mana olarak şaşırıyor zaten. Ama hocam burada tamam belki yaptıklarını iyi, kötü değil. Yaptıkları kötü. Belki iyi de olabilir. Oğlu çok kötü bir çocuk. Oğlu çok kötü bir çocuk. İyi şeyler yapıyor. Sonra duyunca adam çok şaşırıyor. Zıt manası, evet. Arkadaşlar, birincisinde karşıtlık manası veriyordu. Şimdi ikincisine bakıyoruz. İkincisinde ise arkadaşlar koşullu fiillerin. Koşullu fiil demek arkadaşlar yapsa, etse, gitse, çalışsa, tamam mı? Koşullu fiillerin sonuna eklendiğinde bile dahi anlamı verir. Bile dahi. Bakalım örnekleri. Türkçeyi sevmesen de çalışmalısın. Türkçeyi sevmesen de çalışmalısın. Hatırlıyorsunuz bunu değil mi B1'den? Evet. Ryan hatırlıyor musun B1'den? Evet. Böyle mi? Türkçeyi sevmesen bile, evet. Yani buradaki manası bile. Ama daha seviyorsun. Yine... Seviyorsun, çalışıyorsun zaten. İnsan sevdiği şeyleri yapıyor değil mi? Yani seviyorsun, zaten çalışıyorsun. Bir yemeği çok seviyorsun. O yemeği zaten yiyorsun. Ama sevmesen de yapmak zorundasın arkadaşlar. Evet, zorundayım. Bile. Türkçeyi sevmesen de çalışmalısın. Sevmesen bile çalışmalısın. Ne var arkadaşlar burada? Bile dahi anlamı var. Yani biz ne anlıyoruz burada? Sonuç değişmiyor değil mi? Sana çok kızmış. Çağırsan da gelmez. Gelse de oturmaz. Sana çok kızmış. Çağırsan şart var. Çağırsan da gelmez. Gelse de oturmaz. Çağırmıyorsun, gelmiyor. Değil mi? Çağırmıyorsun, zaten gelmiyor. Çağırıyorsun arkadaşlar, sonuç değişmiyor, yine gelmiyor. Buradaki arkadaşlar ikincisi. Mesela arkadaşlar bir örnek de ben veriyorum. Sınava çok çalışsam da geçemem. Ben. Evet, ben sınava çok çalışsam da geçemem. Evet. Yani ben öyle. Sen de mi öylesin? Evet. Mesela arkadaşlar çalışıyorsunuz. Pardon, çalışmıyorsunuz. Hiç çalışmıyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Tabii. İkinci durumda tam tersini yapıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Arkadaşlar sonuç yine değişmiyor. Sonuç yine aynı. Geçemiyorsunuz. Çalışsam bile. Tamam mı? Çalışsam bile geçemem. Çalışsam da geçemem. Şart kipi var arkadaşlar. Şartı iptal ediyor. Tamam mı? Ha. Daha de burada şartı iptal ediyor. Mesela hemen bir şart cümlesi yazıyorum. Diyorum ki sınava çalışsam geçerim. Sınava çalışsam geçerim. Geçerim. Arkadaşlar burada geçmesinin şartı ne? Geçmesinin şartı? Çalışması değil mi? Evet. Çalışıyor, geçiyor. Birinci cümledeyse arkadaşlar şartı iptal ediyor. Çalışsam da geçemem. Evet. Tamam mı? Hı-hı. Şartı burada iptal ettin. Yani sonuç diyor ki çalışmıyorum, sınavı geçemiyorum. Çalışıyorum ama sonuç yine değişmiyor. Geçemiyorum. Aynı sonuç.
Arkadaşlar diğer örnekte, diğer bölümde ise diyor ki cümlelere şu anlam ve duyguları katmaktadır. Azarlama, çatma. Azarlama, çatma. Karşıtlık dedik, bile dahi anlamı dedik. Şimdi arkadaşlar azarlama anlamı katıyorum. Azarlama. Gözüm görmesin de nereye gidersen git. Gözüm görmesin de nereye gidersen git. Bu cümleyi genellikle ne zaman söyler anne veya babalar veya müdürler? Onlara duymuyorsan, dinlemiyorsan. O zaman mı söylerler? Gözüm görmesin, seni gözüm görmesin. Hata yaptın mesela. Evet, hata yaptığımız zaman, çok kötü bir şey yaptığımız zaman değil mi? Bizi görmek istemiyorlar, çok sinirliler. Gözüm görmesin de nereye gidersen git. Azarlıyor, bize çok kızıyor. Arkadaşlar diğer örnekte beğenme. Beğenme manasında da kullanabiliyoruz. Beğenme, pekiştirme. Diyor ki mesela ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin de geldin. Ne demek arkadaşlar ne iyi ettin? Ne iyi ettin? Yaptım. Ne yaptım? İyi de yap. Ne iyi ettin? Ne iyi ettin de geldin. Yani bunu ne zaman çok yaptın? Yani gelmenizde sevindim. Gelme. Evet, çok güzel. Gelmesine çok sevindi arkadaşlar. Tamam mı? Gelmesine çok sevindi. Gelmesini çok beğendi. Ne gelmesini? Gelmek arkadaşlar. Birisi sizin evinize geliyor. Siz çok mutlu oluyorsunuz. Evet. Tamam mı? Mutluluğunuzu söylemek için de ne iyi ettin? Yani çok iyi ettin. Çok iyi ettin ve buraya geldin demek istiyor. Mesela arkadaşlar evdesiniz ne yapın? Çok güzel bir pasta yapıyorsunuz. Lezzetli bir pasta yapıyorsunuz. Sonra babanız işten geliyor. Pasta ikram ediyorsunuz. Pastayı çok beğeniyor. Diyor ki ne iyi ettin de ne iyi ettin de pasta yaptın. Yani iyi düşündün arkadaşlar. Tamam mı? Güzel düşündün. İyi bir davranışta bulundun. Karşıdaki insan buna seviniyor ve böyle bir cümle kuruyor. Ama bu da karşılık değil. Karşılık değil derken Ömer neyi kastediyorsun? Yani Cem burada belli ilor. Beğenme var. Burada hareketi, durumu, davranışı beğenme var. Tamam mı? Evet, evet. Mesela siz iş yerindesiniz arkadaşlar. Erken iş yerine gittiniz. Sabah çok erken de iş yerine gittiniz. Temizlik yaptınız. Tamam mı? Evet. Sonra babanız geldi iş yerine. Babanız daha sonra geldi. İş yerine geldi. Her tarafı temiz gördü. Bu duruma çok sevindi. Bu durumu çok beğendi. Diyor ki ne iyi ettiniz de ne iyi ettiniz de burayı temizlediniz. Dükkanı temizlediniz. Tamam mı? Tamam. Sizin yaptığınız davranışı çok beğeniyor. Doğru buluyor. Hocam misal ne iyi ettiniz belli burayı temizlediniz. Doğru. Ne iyi ettin burayı temizledin. Olur ama bu cümleyi hadi, daha belli. Güçlü yapıyor. Ömer bu belli. Cümleyi daha güçlü yapıyor. Yani belli kullanıyoruz. Doğru. Ne iyi ettin de buraya geldin. Ne iyi ettin de pasta yaptın. Yaptığın davranış çok güzel. Beğendim. Arkadaşlar buradaki ne iyi ettin, ne iyi ettiniz bu kalıp ifade. Tamam mı? Kalıp ifade. Mesela şunun gibi geçmiş olsun, afiyet olsun gibi kalıp bir ifade.
Tamam. Arkadaşlar diğerinde ise azarlama dedik, beğenme dedik ve arkadaşlar durum ve zamanlarda kullanıyoruz. Durum ve zamanlarda kullanıyoruz. Bakalım hemen. Annen okula gelsin de konuşalım. Annen okula gelsin de konuşalım. Ne demek istiyor? Annen okula gelsin de konuşalım. Gelince. Gelince konuşalım. Tamam mı? Geldiği zaman konuşalım. Önce gelsin, sonra konuşalım. Evet. Cümleye arkadaşlar burada zaman manası veriyor. Ç'de ise arkadaşlar emir verme manası var. Emir. Gözünü aç, gözünü aç da kazandığın parayı kaybetme. Gözünü aç da kazandığın parayı kaybetme. Gözünü aç arkadaşlar burada emir değil mi? Evet, yani sabah Evet. Mesela bir örnek daha ben veriyorum. Diyorum ki kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat da kimse hiç girme. kimse girmesin. Evet, kimse kapıyı kapat da kimse girmesin. Veya kimse konuştuklarımızı duymasın. Neden girmesin? Nasıl? Neden girmesin? Yani kimse girmez. Kimse girmesin. Girmesin, girmez dersen hangi zaman olur girmez? Kimse girmez. Giriş. Evet. Geniş zaman. Kimse girmesin dersen Emir. Gelecek. Emir. emir var. Nasıl gelecek? Aa. Acatecek var mı burada? Yok. Yok. Kapıyı kapat da kimse girmesin. Emir Ha, var sen burada. değil yani. Tamam mı? Ya hocam burada ve kapıyı kapat ve kimse girmesin. Kapıyı kapat da kimse girmesin. Aslında burada ne var? Emir cümlesiyle birlikte kullanıyoruz. Biraz sonucu belirliyor, değil mi? Kapıyı kapatıyorsun, sonra kimse girmiyor. Sonuç. Kapıyı kapat da kimse girmesin. Mesela diyorum ki ödevlerini bitir de ödevlerini bitir de dışarı çıkalım. Ödevlerini bitir de dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Arkadaşlar birincisinde emir var değil mi? Ödevlerini bitir. Dışarı çıkalım. Sonra. Dışarı çıkalım istek var değil mi? Dışarı çıkmak istiyoruz. Evet. Biz dışarı çıkalım. Biz dışarı çıkalım. Yani ödevlerini bitir, sonra dışarı çıkalım manası. Bitir de dışarı çıkalım. Emir verme manası var. Burada örnek var. Gözünü aç da kazandığın parayı kaybetme. Arkadaşlar diğer bölümde ise arkadaşlar D'de ise isteme, yalvarma manası var. İsteme, yalvarma. Babam iyileşsin de ben masraflarına katlanırım. Babam iyileşsin de ben masraflarına katlanırım. Ne? Çocuk ne istiyor burada arkadaşlar? Çocuk burada en çok ne istiyor? Para. Para. Yok baba. İyidir. Evet, babasının iyileşmesini istiyor. Evet. Babam Davranış. iyi, yani mana şu. Babam iyileşsin. Ben en çok bunu istiyorum. Masraflarını ben öderim. Bu çok önemli değil diyor. Tamam mı arkadaşlar? İsteme var. Mesela diyoruz ki arkadaşlar, koronavirüs, virüs bitsin de, virüs bitsin de
Virüs bitsin de, bitsin de. Her gün virüs bitsin de her gün işe gitmeye razıyım. Her gün işe gitmeye razıyım. Arkadaşlar burada neyin çok bitmesini istiyor? Virüs. Virüs. Evet, virüsün bitmesini istiyor. Diyor ki virüs bitsin. Ben 7 gün çalışırım. Bu benim için çok problem değil. Bunu kabul ediyorum. Evet. Yeter ki, yeter ki virüs bitsin. Keşke. Keşke. Keşke, keşke bir an önce bitse. Arkadaşlar diğer E'de ise küçümseme manası var. Küçümseme. Küçümseme. Bakalım. Büyüyecek de ev hanımı olacak bu kız. Büyüyecek de ev hanımı olacak bu kız. Hanımla ne demek? Gülecek yani. Muhammed ne demek? Tekrar sorar mısın? Yine mi? Ev hanımı, housewife. Hanım. Ev hanımı. Büyüyecek de ev hanımı olacak bu kız. De ev hanımı olacak bu kız. Arkadaşlar burada nasıl bir küçümseme var? Bilmiyorum. Şimdi sordum. Hocam, nasıl bir küçümseme manası var? Gelecek fikri geliyor. Ama küçümseme diyor, küçümseme. Küçük yani. Küçümsemek. Küçümsemek ne demek? Küçük görüyor. Evet. Küçük görmek. Küçük görmek. Üstten üstten bakıyor. Mesela sizin bir akrabanız var. Kız 15 yaşında. Tamam mı? Hı hı. Yemek yapmıyor, temizlik yapmıyor. Annesine babasına çok iyi davranmıyor. Çocuklara iyi davranmıyor. Sonra siz onu görüyorsunuz, diyorsunuz ki büyüyecek de bu kız ev hanımı olacak. Olabilir mi arkadaşlar? Olmaz. Olamaz değil mi? Yani adam da bunu görüyor arkadaşlar. Küçük görüyor kızı, küçümsüyor. Yani diyor ki asla mümkün değil. Evet. Bunun ev hanımı olması mümkün değil. Yani yemek yapmayı bilmiyor, temizlik yapmayı bilmiyor. Çocuklara nasıl davranacak bilmiyor. Daha çalışma lazım. Hı hı. Tamam mı arkadaşlar? Küçük görme manası var burada. Arkadaşlar mesela bir örnek daha veriyorum. Diyorum ki o üniversiteyi kazanacak da doktor olacak. Görsem de görsem de inanmam. Görsem de inanmam. O üniversiteyi kazanacak da doktor olacak. Görsem de inanmam. İki tane kullandım arkadaşlar. Bir tanesi burada kazanacak da doktor olacak. Görsem de inanmam. Evet. Nasıl, ne var burada arkadaşlar? Karşısındakine güveniyor mu? Hayır, güvenmiyor. Güvenmiyor. Ne yapıyor? Onu bayağı bir küçümsüyor. Yani diyor ki o mümkün değil. O kadar zeki bir insan değil. O çalışan bir insan değil. Bunları yapamaz. Evet. Siliyorum arkadaşlar burayı. Can burada da ve de yani aynı görevli. Aynı görev. Evet, görsem de inanmam. Görüyorum ama inanmıyorum. Ama kazanacak da doktor olacak. Bu farklı.
üniversiteyi kazanacak da doktor olacak görsem de inanmam. Yani şunu söylemek istiyor. Onun üniversiteyi kazanması, doktor olması mümkün değil. Tamam mı? Ben onu küçümsüyorum Ömer. Evet, evet. Ömer, burada cümlenin genel manasına bakıyorsun. Anladım. Tamam mı? Tamam. Sildim. Arkadaşlar, olumsuzluk yani negatif. Olumsuzluk evet. Ve umutsuzlukta kullanıyoruz. Umutsuzuz. Yani bir konudan asla diyoruz olmaz, yapılamaz, edilemez. Yani umutsuzluk. Hiç umudumuz yok. Bakalım. Müşteriler gelecek de, ürünler satılacak da, benim de maaşım ödenecek. Çok pişmanlık ya. Müşteriler gelecek de, ürünler satılacak da, benim de maaşım ödenecek. E adam inanıyor mu maaşının ödeneceğine? Hayır. Asla inanmıyor değil mi arkadaşlar? Evet. İnanmıyor. İnanmadığı için de arkadaşlar böyle bir cümle kuruyor. Ben diyor bu diyor çok zor. Hem umutsuz arkadaşlar hem de çok olumsuz düşünüyor. Evet. Mesela arkadaşlar bir ay sonra koronavirüs bitecek de, herkes tatile çıkacak da, mutlu olacak. Evet, umut. Siz buna inanıyor musunuz? Hayır. Bir ay sonra koronavirüs bitecek de, herkes tatile çıkacak da, mutlu olacak. Hayır. Değil, ben inanmadığımı söylemek için bu cümleyi kuruyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, G'de ise şaşkınlık var. Şaşkınlık. Şaşkınlıkta bir de baktım ki insanlar sokağa fırlamış. Bir de baktım ki insanlar sokağa fırlamış. Bir anda herkes dışarıya çıkmış arkadaşlar. Bu durumda da ne yapıyor? Çok şaşırıyor. Diğer manasında ise arkadaşlar ünlem manası var. Ünlem. Adam sende. Adam sende. Arkadaşlar burada tek başına bir mana yok. Mutlaka öncesinde bir cümle lazım. Tamam mı? Yani adam burada sende. Burada bir mana anlıyor musunuz? Evet ben anladım yani. Belki bu adam çok yakışıklı. Bir kız ona kardeşin söyledi. Ömer hemen bir hikaye yazdı. Adam sen de arkadaşlar burada ne manada kullanıldığını çok anlamıyoruz. Öncesindeki cümleye bakmak gerekiyor. Üsteleme arkadaşlar. Üsteleme. Bir şeyi tekrar etmek, önemli hale getirmek. Asker vatanım da vatanım diye sayıklıyordu. Yani şu arkadaşlar, benim vatanım. Yani ne yapıyor? Tekrar ettikçe bu kelime daha önemli hale geliyor. Mesela çocuklar kayboldukları zaman arkadaşlar, veya düştükleri zaman ne diyorlar? Anne, anne, anne. Değil mi? Efendim. Tekrar anne diyorlar. Yani çocuk, annem de annem. Annem de annem diye ağladı. Çocuk annem de annem diye ağladı. Çocuk annem de annem diye ağladı. Evet.
Ne var burada arkadaşlar? Tekrarlama manası var değil mi? Annem, anne, anne, anne dediği zaman bu kelime daha önemli hale geliyor. Arkadaşlar diğerinde ise yakınma manası var. Yakınma yani şikayet etme. İstanbul'a kadar gelmiş de bana uğramamış. İstanbul'a kadar gelmiş de bana uğramamış. Mesela çok yakın bir arkadaşınız Ürdün'den, Muhammed çok yakın bir arkadaşın Ürdün'den İstanbul'a geliyor tatil için. Seni aramıyor. 15 gün kalıyor ve Ürdün'e geri dönüyor. Seni aramıyor. Sen sonradan öğreniyorsun bunu. Tamam mı? Diyorsun ki İstanbul'a kadar gelmiş de beni aramamış. Ne var Hocam. burada? Biraz şikayet manası var. Evet. Hocam aramak ne demek? Uğramak. Aramak. Uğramak. Uğramak kısa süre için bir yere gitmek. Uğramak. Mesela Ziyaret. annen ziyaret etmek ama ziyaret gibi değil. Mesela sen yoldasın, sokaktasın, eve geliyorsun, eve gidiyorsun. Anne seni arıyor diyor ki Ömer eve gelirken markete uğra ekmek al. Yani Tamam, no. kısa süre için bir yere girmek çıkmak. Evet. Kesik cümleler, arkadaşlar kesik cümlelerde kullanıyoruz. Yani yarım cümlelerde. Onu yıllardır görmüyordum da, onu yıllardır görmüyordum da, aslında bundan sonra cümle devam ediyor. Tamam mı? Onu yıllardır görmüyordum da çok özledim. Kesik cümlelerde kullanıyoruz. Yani burada da de her cümle başka anlama geliyor. Evet, cümlelere arkadaşlar farklı anlamlar katıyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Cümlenin manasına bakıyoruz. Evet. Şimdi mesela altta arkadaşlar örneklerimiz var. Cümleye hangi manayı katıyor? Siz tahmin ediyorsunuz. Hocam bakmak üstünde lazım. Evet. Başlıkları yazdınız mı? Sadece başlık yazsanız yeter. Mesela sadece başlık şu arkadaşlar. Şöyle. Azarlama, beğenme, zaman, emir verme, umutsuzluk, şaşkınlık, üsteleme. Sadece başlık bunları bilseniz arkadaşlar yeterli. Kesik cümle arkadaşlar zaten 3 nokta ile bitiyor kesik cümleler. Şimdi bakalım arkadaşlar. Biraz büyüteceğim. Akşam geç yatmıştım da. Kesik cümle hocam. Kesik cümle. Kesik cümle. Arkadaşlar bu kesik cümleden önce mutlaka bir cümle vardır. Mesela öğretmen diyor ki öğrenciye, sabah neden bu kadar geç geldin? Sabah neden derse geç geldin? Şey hocam akşam geç yatmıştım da devamında ne söyler? Akşam geç yatmıştım da. Yani, Sabah uyanamadım değil mi? Heh. Mutlaka öncesinde bir cümle var arkadaşlar. Neden derse geç kaldın? Şey akşam geç yatmıştım da. Öğretmen anlıyor devamını. Sabah geç uyandım. Kesik cümle. İkincisinde arkadaşlar bir haber gönderse de üzülmesek. küçümsen mi? Bile. Mesela. Ne var? Hayır. Bile. Derslik. Evet. Yok. Yani durum ve zaman. Yok yok yok. Ben bir yani kız çünkü kız de ana. Bir haber gönderse de üzülmesin. Kızma değil. Ne istiyor adam burada arkadaş? Adam burada bir İstemiyorum şey hocam. istiyor. İstemek var değil mi? Bir haber göndermesini istiyor.
Tek isteğim diyor bir haber göndermesi. Haberi gönderiyor ve üzülmüyoruz. İstek. Peki arkadaşlar, evet. Üçte beğenmek. Bu işi Sevgi de Deniz de yapabilir. Beğenmek. Beğenme mi? Neyi beğeniyor? Öyle yani. Beğenme mi arkadaşlar? Nedir? Sevgi de Deniz de yapabilir. İki kişi var. Birinin adı Sevgi. Birinin adı Deniz. Ben sevmek ve Deniz. Yok, arkadaşlar bakın büyük harfle yazılıyor. Aa, evet, büyük harf var. Biz anlıyoruz o zaman. Bu bir kişi ismi veya şehir ismi olabilir. Kişi ismi Sevgi ve Deniz. Tam yeterlilik mesela. Ismi, Sevgi kadın ismi. Deniz hem erkek ismi hem kadın ismi arkadaşlar. Evet şu beraber şey ama ne demek değil. Birliktelik değil. Arkadaşlar değil mi? Birliktelik. Evet. Katılma. Birliktelik manası var. Katılma arkadaşlar. Birliktelik daha uygun. Birliktelik. Birliktelik. Peki. Çocuk babam da babam diye tutturdu. Östeleme. Nasıl? Östeleme. Vatanım, evet. Vatanım gibi. Vatanım da vatanım. Ne var burada arkadaşlar? Israr var değil mi? Evet. O zaman biz bu ısrar için ne söylüyoruz? Hemen bakalım. Üsteleme var değil mi? Üsteleme. Bir şeyi tekrar söyleme. Üstelemek arkadaşlar, üstelemek. Bir şeyi tekrar söylemek. Üsteleme manası var. Üsteleme, yani ısrar etme. Üsteleme. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Ölümsüz. Evet. Umutsuz. Evet, umutsuzluk var biraz değil mi? Gidip de gelmemek. Gelip de bulmamak var. Olumsuzluk var. Başka arkadaşlar? Umutsuz. Umutsuzluk. Olumsuzluk. Olumsuzluk ve umutsuzluk var arkadaşlar. Ne demek peki? Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Ne söylemek istiyor? Yani gidersem, gitmezsem bulmayacağım. Neden? Gidip de gelmemek, gidip de gelmemek. Evet, bunu genellikle arkadaşlar askerler söylüyorlar. Gidip de gelmemek var, gidip de dönmemek var. Yani ruha ve raca. Yani şehit olabilir evet. Arkadaşlar. Askere evet, evet. Gidiyorlar. Savaşa gidiyorlar. Dönmemek var. Yani dönmeyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Doğru. Gelip de bulmamak var. Geliyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Anneniz babanız hayatta mı? Sevdiklerimiz evde mi? Bulamayabiliriz onları. Yani yaşamak kesin değil. Evet. Hayat, yaşamak arkadaşlar kesin değil. Onun nerede olduğunu bilsem de söylemem. Bile. Bile manası var. Evet. Bilsem bile söylemem. Bilmesem zaten söylemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Biliyorum. Sonuç değişmiyor. Yine söylemiyorum. Bile dahi manası var. Oynayacağına git de ders çalış. Emir. Emir var. Oynayacağına git de ders çalış. Emir. Azarlama. Para kazanacakmış da çocuklarına bakacakmış. Kimsem. O para kazanacakmış da çocuklarına bakacakmış. Ne söyledin Muhammed? Küçümsem. Küçümseme. İnanmama var değil mi? Küçümsüyor evet. Ona inanmıyor.
küçümseme. Yani anlıyor, o para kazanamaz, o akıllı bir adam değil, çocuklarına bakamaz. İnanmıyor arkadaşlar, o adamı küçümsüyor. Hem küçümseme var, hem de duruma inanmama var. İnanmıyor. Peki 9. Birlikte. Sen de mi bu dersi geçemedin? Adam. Sen de mi? Demek ki o da geçememiş değil mi arkadaşlar? Burada yine bir birliktelik var. Katılma manası var. Birliktelik ve katılma manası var. Sınav da sınavmış yani. Sınav da sınavmış yani. Yani çünkü sınav çok zor değil mi? Evet, evet. Sınav çok zormuş. Ünlem. Arkadaşlar. Ünlem. Ünlem, evet. Zaten görüyorsunuz ünlemi. Sınav da sınavmış yani. Biz de şunu anlıyoruz. Sınav gerçekten çok zor bir sınavmış. Yağmur yağsa da yağmasa da dışarı çıkacağım. Durum bile. Zamanı. Bile. Evet, bile manası var. Yağmur yağsa da yağmasa da dışarı çıkacağım. Hı. Yağsa bile dışarı çıkacağım. Yağmasa bile dışarı çıkacağım. İnaçı. Kararlı bence. Biraz da kararlı. Evet. Trabzon'da. Yaz olsun da denize gidelim. İstek. Evet, yaz olsun da istek var değil mi? Ya da hocam emir yani. Nerede emir var? Yaz olsun gidelim. Da denize gidelim. Gidelim. Gidelim emir mi? Hayır. Git emir, gidelim. İstek, gitmek istiyoruz. Biz denize gitmek istiyoruz. Tamam mı arkadaşlar burası? Fotoğraf. Diliyorum. Bir dakika. Ha, tamam, bekliyorum. Çektim. Sildim. Tamamdır. Arkadaşlar bir 10 dakika teneffüs yapıyorum. Sonra sohbet edeceğiz. Metin okuyacağız. Tamam mı? Tamam. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Arkadaşlar herkes derste mi? Evet hocam. Rayan var. Buradayım. Mustafa Ömer. Evet hocam. Muhammed. Buradayım. Gusan. Gusan yok. Betül. Evet hocam. Tamam, güzel. Arkadaşlar bir okuma metni var. Aha. Okuma metnimiz var. Metnimizi okuyoruz arkadaşlar. Daha sonra kelimeleri yerleştiriyoruz. Tamam mı? Konuşkan, ayrıntıcı, duygusal, mantıklı, erkeklerin özellikleri, kadınların özellikleri ve ortak özellikler. Metni okuduktan sonra metne göre kelimeleri yerleştiriyoruz. Birle başlayalım. Bir Muhammed. Evet. Tamam. Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla baş ağrısı çekiyormuş. Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla baş ağrısı çekiyormuş. Katılıyor musun bu düşünceye? Baş ağrısı ne demek? Evet. Baş ağrısı böyle ağrısı. Başım ağrıyor. Evet. Evet hocam katılıyorum. Katılıyorsun. Peki neden sizce? Çünkü çok konuşuyorlar. Çok düşünüyorlar yani. Evet, çok düşünüyorlara katılıyorum ama çok konuşuyorlara katılmıyorum. Muhammed. Evet. Çok konuşuyorlarsa, kadınlar çok konuşuyorlarsa erkeklerin başının ağrması lazım. Değil mi? Yani kime konuşuyorlar? Bir erkeğe konuşuyorlar sonuçta. Ha, evet. Bol bol. Çekiyorlarmış. Peki iki arkadaşlar, iki Mustafa. Kadınların kör olma olasılığı %78 daha fazlaymış. Kadınların kör olma olasılığı %78 daha fazlaymış. Neden sizce arkadaşlar? Ne demek kör? Kör olma. Kör arkadaşlar, gözleri görmüyor. Evet. Kör. Evet. Ama. Evet, evet. Evet. Yani erkeklerin kör olma ihtimali, olasılığı çok düşük. Kadınların arkadaşlar %78 daha fazlaymış. Rayan sence neden? Temizlik şeyler. Temizlik yaptığı için mi? Evet, mesela şey kullanıyor. Malzemeler. Temizlik malzemeleri. Sağlık için diyorsun. Temizlik yaptığı için. Başka peki olabilir mi? Fikri olan var mı başka? Hocam çünkü yani dikkatli. Çok dikkatli. Evet, çok güzel. Arkadaşlar çok detaylı bakıyor değil mi? Detaycı, detay. Tekrar diyorlar. Çok evet. Detay, çok ince ince bakıyorlar. Böyle bir bilim insanı gibi. Evet. Çok detaylı bakıyorlar. Detay. İçinde ne var? O var mı? Bu var mı? Detay. Çok detaycı kadınlar. Detaylı bakıyorlar. Peki Betül devam. Kadınlar beyinlerinin her iki yarım küresini de kullanabiliyormuş. Kadınlar beyinlerinin her iki yarım küresini de kullanabiliyormuş. Demek evet. O zaman erkekler kullanamıyor beyinlerinin tamamını. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar insanın beyni var değil mi? Şöyle evet. Yapalım. Evet. Şöyle biraz yine kötü bir fotoğraf. Diyelim ki şurası şöyle bir beyin olsun. Kötü bir fotoğraf. Beynimizin şimdi bir şöyle bölüyorum ikiye beyni. Bir arkadaşlar sol tarafı var, bir de sağ tarafı var. Bir insan ya sağ tarafını kullanıyor ya sol tarafını kullanıyor. Mesela sağ tarafını çok kullanıyorsa diyoruz ki işte çok sözel düşünüyor. Yani Türkçesi, konuşması iyi. Diğer evet. Tarafını kullanıyorsa diyoruz ki matematiği, feni çok iyi. İşte burada diyor ki kadınlar beyinlerin iki tarafını da kullanıyorlar. Ben katılmıyorum. Katılmıyor musun? Ben de. Aa, neden katılmıyorsun? Cem, bu erkek için. Bu erkek için. Bence. Ama işte bu araştırmayı bilim insanları yapmış. Ömer. Ben bilim insan.
Bilim insanları yapmış yani, ben söylemiyorum. Bilim insanları yapmış bu açıklamayı. Bakış açısı. Peki devam edelim o zaman. Sonraki Ömer. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre örgütüne göre erkekler kadınlardan daha fazla trafik kazası yapıyormuş. Doğru. Yok, doğru değil. Hakikaten kadınlar daha. Nasıl kadınlar daha? Kadınlar daha ne? Daha da trafik kazası yapıyorlar. Daha çok. Evet. Daha çok trafik kazası yapıyorlar. Betül, sen bu düşünceye katılıyor musun Ömer'in düşüncesine? Hayır. Katılmıyorum. Sence kim daha çok trafik kazası yapıyor? Erkekler. Çünkü zaten erkekler kadınlardan daha çok araba kullanıyorlar. Evet, daha çok araba kullanıyorlar. Bu ayrı bir konu Muhammed. Ama şimdi düşün, 10 tane erkek var, 10 tane kadın var. Tamam mı? Bunlar hep birlikte trafiğe çıkıyorlar. Hep birlikte, hepsi ayrı bir arabaya biniyor ve trafiğe çıkıyor. Kim daha çok kaza yapıyor? Kadın. Kadın. Hocam zaten kadınlar yani kurallar takip ediyorlar. Evet, korkuyorlar. O yüzden yani o yüzden trafik kazası yapmıyorlar. Evet, kadınlar çok dikkatli. Evet. Kurallara dikkat ediyorlar. Kurallara uymak diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kurallara uymak. Evet, evet. Kurallara uyuyorlar. Zaten. Peki erkekler? Korkmuyorlar. O yüzden kurallara takip etmiyor, uymuyorlar. Evet, kurallara uymuyor. Mesela bir erkeğin çok lüks bir arabası var. Trafikte de diyor ki işte 50 hız sınırı var değil mi arkadaşlar? Hı-hı. Her yerde hız sınırı var. Diyor ki işte şundan yüksekte, şu sınırın üstünde gitmeyin diyor. Hız sınırı. Arkadaşlar, erkekler hız sınırına dikkat ediyor mu? Yani kaç kilometre hızla gidiyor? Hayır. Hayır. Daha hızlı gidiyor yani. Daha hızlı gidiyor. Evet, evet. Şimdi ama hızlı yani... giden insan mı kaza yapar? Yavaş giden insan mı kaza yapar? Hızlı giden. Evet. Doğru zaten okudum hocam internette şu şey. Ömer, ne düşünüyorsun Ömer? Mustafa, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Doğru değil. Yanlış. Yanlış mı? Hangisi yanlış? Yani kadınlar daha trafik kazası yapıyorlar. Hocam şey şimdi... Daha çok demiyoruz, daha çok yapıyorlar. Evet. Daha çok yapıyorlar. Peki... o zaman biraz ön yargınız var sizin. Ön yargı. Evet. Mustafa, sen biraz ön yargılısın. Ben mi? Evet. Neden? Ön yargı ne demek, ön yargı? Ön yargı. Aha. Nasıl böyle? Hayır, yazarken. Ön yargı. Yani bilmiyorum. Yani... Hocam erkek sadece mesela. Yani, hayır. Ne demek ön yargı? Yani kanaat. Kanaat. Evet, kanaatle ilgili arkadaşlar. Evet. Mesela biz bir konuda karar verirken ne yapıyoruz? Düşünüyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz, bakıyoruz ne doğru ne doğru değil. Değil mi? Evet. Ama bazı ama insanlara bir şey soruyoruz. Hemen karar veriyor. Diyor ki hayır, bu böyle. Mustafa gibi. O zaman ön yargı oluyor. Evet. Sanki Mustafa ile Ömer biraz ön yargılılar. Kadın ve erkek konusunda. Yani hemen karar veriyorlar. Araştırmaları çok kabul etmiyorlar. Peki sonrakine geçiyoruz. Rayan. Kız çocuklar beyinlerinin sağ tarafını, erkek çocuklar ise sol tarafını daha çabuk kullanmaya mayı
öğreniyormuş. Bu yüzden kızlarda fazla hafıza daha güçlüymüş. Kızlar daha çabuk konuşuyormuş. Konuşurmuş. Erkekler ise matematik ve problem çözmede daha iyiymiş. Evet. Burayı arkadaşlar... Bu doğru. Doğru mu? Evet. Çünkü kız çocukları birimlerinin sağ tarafını. Sağ tarafını. Erkek çocukları ise sol tarafını kullanıyor. Arkadaşlar sol taraf matematik zeka. Sol taraf matematik zeka. Sağ tarafta sözel zeka. Yani dil zekası. Evet. Dil zekası. Soralım o zaman. Mustafa sen katılıyor musun bu görüşe? Evet katılıyorum. Peki erkek sence gerçekten kızlar erkeklerden daha mı çabuk konuşuyor? Hayır. Kadınlar daha çabuk konuşuyorlar. Evet. Kadınlar erkeklerden daha çabuk konuşuyorlar. Mesela konuşmayı sen mi önce öğrendin yoksa Hatice mi? Mesela sen kaç aylıkken konuşmaya başladın? Hatice kaç aylıkken konuşmaya başladı? Belki 3 ay. Yok 3 ay değil. 3 ay mı? Hayır. Belki hocam 10. Evet. Yani 10. 11. ayda anne baba diyor çocuklar değil mi? Evet. Ama erkek yok yani. Belki 1,5 sene. Evet. Bence Mustafa 2 yaşında konuşmaya başlamış olabilir. Çünkü Mustafa hiç konuşmuyor. Evet. Şimdi öğreniyorum Mustafa konuşmayı. Mustafa çok sonradan konuştu. Hocam ben en hızlı çocuğu başladık. En hızlı sen başladın. Evet. Bu, Ömer buna inanırım. Hocam Ömer, ben de üzüncü. Evet Ömer bu söylediğine inanırım çünkü sen konuşmayı çok seviyorsun. Hocam ya da Arapça daha seviyorum yani. Arkadaşlar bu dil öğrenmede de böyle. Dil öğrenmek. Mesela kadınlar, kızlar erkeklerden daha hızlı yeni bir dil öğreniyorlar. Cana katılıyorum hocam. Buna katılıyor musun? Evet. Peki etrafında Mustafa böyle bir örnek Muhammed etrafında çevrende böyle bir örnek var mı? Mesela Betül her zaman doğru yani cevaplar veriyor ama biz yanlış. Yavaş cevap veriyorsunuz. Evet. Evet. Bu var ama Betül çok da çalışıyor arkadaşlar. Betül'ün çalışmasıyla da ilgisi var. Evet. Evde boş oturuyor. Ama bence erkekler bir konuda çok şanslı. Niye? Matematik evet, kolay evet. Değil arkadaşlar. Matematik zekası. Erkekler matematiği daha çabuk öğreniyor. Doğru. Problem çözmede daha iyi. Hayat çözmede. Ama evet Muhammed. Ama dil öğrenmek için mesela erkekler dışarı çıkıyorlar ve sokaktan öğrenebilir. Yani. Ama kızlar evet. Dışarı çok çıkmıyorlar. O yüzden. Burada ise özgürlük. Özgürlük evet. Devreye giriyor değil mi arkadaşlar? Freedom, özgürlük. Hı-hı. Yani erkekler kızlara göre daha serbest, daha rahat yaşıyorlar. Daha çok imkanı var. Erkeklerin kızlara göre daha çok imkanı var. Hı-hı. Ryan sen bu konuda ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Yani kızlar daha mı hızlı dil öğreniyor? Evet. Ryan abin Türkçe biliyor mu? Biliyor. Biliyor. Peki kim daha iyi konuşuyor sen mi o mu? Ben. Abim bazı hatalar. Bazı hatalar vardır yani konuşurken fark ediyorum. Evet. Peki abin iş yerinde Türklere mi ait abinin çalıştığı yer yoksa Araplara mı ait? İkisi yani geliyorlar. Aslında abinin çok imkanı var dışarıda değil mi? Daha evet. İyi öğrenebilir Türkçeyi. Ama abim benden daha yani benden önce Türkçe hı-hı. biliyor yani. Ha, senden önce Türkçe biliyordu. Evet. Senden önce Türkçe biliyordu. Peki.
Devam ediyoruz. Mustafa. Kadınlar kokulara ve seslere erkeklerden daha duyarlıymış. Hı hı. Doğru. Kadın duyarlıymış. Doğru mu? Evet. Neden doğru olduğunu düşünüyorsun Ömer? Çünkü bilin insanlar söyledi. O zaman Ömer, sen bundan sonra bilim insanları ne söylerse inanacak mısın? Senin gibi hocam. Sen kendi çevrenden Ömer örnek ver. Kendi çevrenden. Mesela evet. Evde hem kadın var hem erkek var sizin evde. Evet. Yani, kim daha iyi koku alıyor? Kim daha iyi koku alıyor? Annem çünkü yani mesela baharat yapıyor, kullanıyor. Evet. Her gün mesela yemekler. O evet. Yüzden her şey biliyor. Yani. Bu bahar isim, adı biliyor. Ben hiç bilmiyorum. Yani. Evet. Baharatların arkadaşlar bir de kadınlar sürekli yemek pişiriyorlar değil mi? Evet. Evet. Mesela Betül'e sormak istiyorum. Betül. Bir evet. Komşunuzdan yemek kokusu geliyor. Yemek kokusu geliyor. Veya evet. Sizin evde yemek pişiyor. Yemek pişiyor. O yemeğin içinde kokusundan ne olduğunu anlıyor musun? Yemeğin kokusunu evet. Alıyorsun. İçinde evet. Ne var ne yok anlıyor musun? Evet. Anlıyorum. Peki erkek kardeşin ya da baban anlıyor mu? Babam evet anlıyor. Çünkü o yemek pişiriyor. Evet yemek pişiriyor. Baban anlıyor çünkü yemek pişiriyor. Senin baban biraz istisna Betül. Evet. Bunun temizlikle de aslında alakası var arkadaşlar. Temizlik. Evet. Şamaşır suyu. Evet. Çok farklı deterjanlar var değil mi? Deterjanlar. Evet. Deterjanların da arkadaşlar her birinde farklı kokular var. Hocam alışveriş sepeti yarım deterjanlar. Yarısı deterjan dolu. Yarısı. Evet. Yarısı yemek. Yarısı yemek. Yarısı yemek demeyeyim. Yarısı gıda. Evet gıda. Gıda. Yarısı gıda dolu. Yarısı gıda dolu. Yarısı deterjan dolu. Ne yarısı gıda dolu? Alışveriş sepetinin yarısı gıda dolu. Yarısı deterjan. Diğer yarısı... Yarısı deterjan. Deterjan ile dolu. Deterjan ile dolu. Dolu. Peki arkadaşlar parfüm kokuları. Parfüm. Evet. Kolonya. Evet. Reyhan parfüm kokusunu seçerken anlıyor musun içinde ne tarz şeyler var? Çok değil. Çok anlamıyorsun. Evet. Mesela genellikle üstlerinde böyle çiçek türlerini koyuyorlar. İşte lavanta, gül. Bazılar belli yani diyorlar. Ama eğer karışık şeyler koyuyorsa yani yok çok. Karışıyor o zaman. Anlamak daha zor oluyor. Evet. Peki arkadaşlar ses konusunda ne düşünüyorsunuz? Koku tamam, seslere. Evet. Evet. Yani mesela kız kardeşim düştü. Anne hızlı biliyor yani. Ağlar. Ses ayırt etme. Seslere karşı. Kadınlar daha mı iyi duyuyor? Evet. Devam ediyoruz. Ömer. Erkekler sorunları hakkında konuşmaktan kaçınıyormuş. Erkekler sorunları hakkında konuşmaktan kaçınıyormuş. Sorunlar yani problem değil mi? Evet, problemleri. Yani erkekler diyor problemleri hakkında konuşmak istemiyor. Doğru. Kadınlar evet. Konuşuyor mu peki? Reyhan, senin problemlerin var. Bütün kız arkadaşlarınla bir araya geldi. Evet. Problemlerin, sorunların hakkında konuşuyor musun? Paylaşıyor musun? Evet. Yani çözmek için. Çözmek için her şeyi paylaşıyorsun. Peki sana... Çünkü biz yani çok düşünüyoruz. Yani ne olacak? Hı hı. Evet.
Anlattığın zaman onlar ne söylüyor sana? Sen paylaştığın zaman. Evet. Soru anlamadım. Sen mesela anlatıyorsun onlara problemlerini, sorunlarını, paylaşıyorsun. Onlar sana ne söylüyorlar sonra? Ne yapıyorlar? Çözün ya da yani birlikte hallediyoruz. Öyle. Tavsiye veriyorlar değil mi? Evet, ödül. Sorunu çözmen için sana tavsiye veriyorlar. Peki Muhammed? Evet hocam. Muhammed, sence erkekler neden problemlerini paylaşmak istemiyor? Bundan kaçıyor. Çünkü mesela belki güç, yani diğer tarafa güçsüz görüyor. Yani o bu problem mi? İşte. Diğer tarafı mı güçsüz görüyor yoksa? İhanet istemiyor. Evet yani. Ya, evet, diğer tarafı güçsüz gösteriyor gibi. O yüzden kalbimiz de kalıyor. Bir şey soracağım. Kendini mi güçsüz görüyor, diğer kişiyi mi güçsüz görüyor? Hangisi? İkisi. İkisi de var. Ha, mesela ben abime bir problem söylersem, sen kızlar gibi söylüyorsun. Mesela kızım. İnanmıyorum. Olabilir yani, ayrı bir şey. Ha, erkekler problemlerini anlattıkları zaman kız gibi mi oluyor? Evet, işte. Mesela söylüyorlar mısın? Diğer taraf beni öyle söylüyor. Anladım. Yani o zaman şu sanki, Muhammed, erkekler güçsüz, görünmek karşı tarafa. Evet. Erkekler güçsüz görünmek istemiyor. Evet. İstemiyor. Erkekler güçsüz görünmek istemiyor. Yani diyorlar ki başka insanlar bizi güçsüz görmesin. Evet, aynen. Bizim problemlerimiz var, bilmesin. Mustafa'ya soralım. Mustafa. Anladım hocam. Mustafa, sen derdini, problemlerini, sorunlarını arkadaşlarına anlatır mısın? Paylaşır mısın? Hayır. Paylaşmazsın. Neden? Paylaşmak güzel bir şey. Hayır. Sır daha iyi. Sır daha iyi. Peki sizce... Betül, sence hangisi daha sağlıklı? Paylaşmak mı daha iyi, paylaşmamak mı daha iyi? Paylaşmamak daha iyi. Çünkü erkekler baş ağrısı istemiyorlar. Erkekler baş ağrısı istemiyorlar. Evet. Betül, buna çok... Paylaşmak ama doğru insanlar yani. Doğru insanlarla mı paylaşmak önemli? Evet. Ha, tamam, paylaşalım ama doğru insanlarla. Evet, vefa. Evet, vefalı insanlarla. Vefalı insanlarla paylaşalım. Belki yani dostlarımızla, değil mi? Çok yakın dostlarımızla paylaşalım. Sadece Rabbim, Allah'ım. Peki arkadaşlar, o zaman şu soruyu sormak istiyorum. Sizce dertlerini, sorunlarını paylaşan insan mı daha rahatlamış hisseder, yoksa bütün problemlerini, dertlerini içine atan insan mı daha mutlu hisseder? Hangisi daha mutlu hisseder? Tabii ki paylaşan. Paylaşan insanı iyi hisseder. Neden Raya? Rahatlıyor. Yani rahatlayabilir. Evet, öyle. Rahatlıyor değil mi? Evet. Büyük ağır insan... düştü. Evet, yükü hafifliyor. Evet. Çok problemimiz var, sorunumuz var, düşünüyoruz. Arkadaşlar, çok ağır bu. İnsan paylaştıkça hafifliyor. Hocam, ben eğer hiç kimseye paylaşmadım. Paylaşmazsam, evet. Hı-hı. Paylaşmazsam, aynaya önünde duruyorum, konuşuyorum kendimle. Kendimle konuşuyorum. Yani başka evet. Bir insan var gibi. Evet. İnsan derdini paylaştıkça bence böyle. İnsan derdini paylaştıkça arkadaşlar yükü hafifliyor. Yükü. Yani problemi, derdi, sorunu, yükü hafifliyor. Hafiflemek fiil. Hafifliyor.
Sadece arkadaşlar mı derdinizi, probleminizi babanızla, annenizle paylaşmaz mısınız? Ne? Mesela tamam, arkadaşla paylaşmak istemiyorsunuz. Güçsüz görünmek istemiyorsunuz. Anladım. Anne baba? Evet. Annenizle, babanızla paylaşıyor musunuz? Evet hocam. Çünkü ben hayırlı. Başka kim paylaşıyorum? Muhammed hiçbir koşulda zayıf görünmek istemiyor arkadaşlar. Hayır hocam, mesela annem beni dermem. Dinliyor mu, dinlemiyor mu? Hayır yani. Aşağı neler tekile kalır. Anlamadım Muhammed, tekrar söyler misin? Bir dakika, ne demek bilmiyorum Türkçe'de. Hocam annen onu dertte taşınmamak için. Anlamıyor. Böyle. Endişelenmemek için. Düşünmemek. Üzülmemek için. Annenin üzülmemesi için anlatmıyorsun. Doğru mu Muhammed? Evet. Annemin üzülmemesi için anlatmıyorum. Annemin üzülmemesi için anlatmıyorum. Muhammed, ama anneler hissediyor bence. Bir çocuğun bir problemi varsa bakıyor yüzüne, mutlu mu, mutsuz mu? Hissediyor genellikle. Evet, belki. Peki devam edelim Muhammed, sonraki cümle. Erkeklerin kadınlara ilgi en çok şikayet ettikleri şey, kadınların onları değiştirmeye çalışmasıymış. Katılıyor musunuz? Erkekler kadınlarla ilgili en çok şundan şikayet ediyorlarmış. Erkekler söylüyorlar, kadınlar bizi değiştirmeye çalışıyor. Doğru. Dinlemiyoruz. Evet. Peki sonraki cümle... Açıklık daha iyi. Peki erkekler kadınlarda neyi değiştirmeye çalışıyor? Var mı böyle bir şey? Biraz sakin olmak. Evet. Kadınları sakin olmasını istiyorlar. Doğru evet, mu? Evet yani biraz. Neden? Kadınlar sinirli mi? Kadınlar bence çok sakin. Ha yani çünkü çok konuşuyorlar ve her zaman hazırlı oluyorlar. Az konuşmalarını istiyorlar o zaman. Evet. Peki. Sonraki Betül. Kadınların erkeklerle ilgili en çok şikayet ettikleri şey, erkeklerin onları dinlememesiymiş. Evet. Kadınlara bundan çok şikayet ediyorlarmış. Erkekler bizi dinlemiyor. Evet. Katılıyor musunuz bu görüşe? Evet. Evet. Yani erkekler kadınları dinliyor mu? Bir kadın yarım saat, bir saat konuşuyor. Erkek onu dinliyor mu? Hayır tabii. Neden dinlemiyor peki? Çünkü sıkıcı yani. Bir saat, iki saat konuş. Yeter. Yeter diyorsun. Hocam mesela çünkü dışarı çalışıyoruz. Sonra ve akşama gidiyoruz. Rahat istiyoruz. Evet. Rahat etmek istiyorsunuz. Anladım. Evet. Peki bir kadını en fazla kaç dakika dinleyebilirsin Ömer? Ben? Evet sen. En fazla 10. 10 dakika. Peki aynı şey sana yapılsa Ömer. Sen konuşuyorsun, önemli bir konu. Sen konuşuyorsun. Bir de baktın ki kadın seni dinlemiyor. Ama hocam ben en fazla 5 dakika konuşuyorum. 5 dakika konuşuyorsun. Mustafa doğru mu? Yanlış. Ömer konuşmaya başladı. Kaç dakika gidiyor en fazla? Hocam belki saat, bir saat, bir... Bir saat, eyvah. Yani zaten telefonda. Hocam arkadaşım. Arkadaşınla telefon uzun uzun konuşuyorsun. Peki ya, devam edelim arkadaşlar. Sonraki cümle Mustafa. Kadınların yüksek sesli konuşmayı ve sesli düşünmeyi seviyormuş. Erkekler her ikisini de içinden
yapmayı tercih ediyormuş. Doğru. Doğru. Kadınlar mesela bu şey, Ryan az önce söylemiştin, hatırlıyor musun? Ne? Aynanın karşısında konuşuyorum. Evet. Hı hı. Kadınlar yüksek sesle konuşmayı ve sesli düşünmeyi seviyormuş. Evet. Sesli düşünmek ne demek arkadaşlar? Sesli düşünmek. Yani konuşuyor. Bile. Şimdi konuşmuyorum. Aklımda konuşmuyorum. Sesli düşünmek arkadaşlar. Evde kimse yok ama biz konuşuyoruz. Diyoruz ki acaba gitsem mi? Şimdi markete gitsem mi, gitmesem mi? Evet. Sesli. Evet, sesli düşünüyorum, tamam mı? Hı. Sesli düşünüyorum. Erkeklerde tam tersiymiş arkadaşlar. Yüksek sesle konuşmayı sevmiyor ve genellikle içinden konuşuyor. İçinden düşünüyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Evet. Evet. Ama bence erkekler daha yüksek sesle konuşuyor arkadaşlar. Yani Ömer, sizin evde annen mi daha yüksek sesle konuşuyor, baban mı? Yok, babam. Baban değil mi? Ama hocam telefonda annem. Telefonda annen. Valla ben uzakta telefon. Kırıyorum. Annem de hocam. Annen de mi öyle? Evet, çok sesle konuşuyor telefonda. Çok. Acaba kadınların acaba kulaklarında mı problem var? Hayır. Belki duymuyorlar. İnsanlar duymadıkları zaman arkadaşlar daha yüksek sesle konuşuyorlar. Evet. Hocam senin abin çok konuşuyor mu? Kim? Senin abisin. Benim abim. Evet. Arkadaşlar biz Karadenizliyiz. Yani Trabzonluyuz. Trabzon'da kadınlar da erkekler de çok yüksek sesle konuşuyor. Eyvah. Mesela ben benim odamda kapımı kapatıyorum. Oturma odasının kapısı kapalı ama kim ne konuşuyor ben her şeyi duyuyorum. Maşallah. Özellikle ben çok sevmiyorum yüksek sesle konuşmayı. Bu çünkü biraz problem arkadaşlar. Yüksek sesle konuşmak özellikle dışarıda. Evet, dışarıda çok kıymetli. Mesela şey düşünün, otobüstesiniz, metrobüstesiniz. Ömer, yüksek sesle konuşursan otobüste ne olur? Herkes kızar. Kızar. Kızar, şikayet eder değil mi? Uyarır. Lütfen kısık sesle konuşun. Sizi dinlemek istemiyorum der. Doğru. Hocam belki mesela laflar tekrar etmemek için yüksek ses konuşuyorlar. Önemli bir konu varsa mı acaba? Evet, belki. Annemler böyle yani. Annem tekrar laflar için böyle konuşuyor. Yani yüksek sesle konuşunca daha mı iyi anlıyorlar Ryan? Belki diyor. Evet. Belki de şöyle. İnsan yüksek sesle konuşunca karşı tarafın daha iyi anladığını düşünüyor. Daha dikkat çeker. Evet, daha çok dikkat çekiyor. Bundan da olabilir. Peki Ryan, sürekli yüksek sesle konuşursa dikkat çeker mi? Alışmadan insanlar çeker. Alışıyor insanlar değil mi artık? Alışıyorlar. Evet. Sonuncusu Betül. Kadınlar iletişim kurmak için günde 20 bin kelime kullanırken erkekler sadece 7000 kelime kullanıyormuş. Evet. Arkadaşlar günde kadınlar 20 bin kelime kullanıyorlar. Erkekler 7000 kelime kullanıyorlar. Mustafa, hocam, buradan ne anlıyorsun? Ya erkekler çok konuşmuyorlar. Evet. Ve yani kadınlar daha. Ama hocam biz... Hocam yani siz çok günah var ya. Ben şey düşünüyorum arkadaşlar. Erkekler kadınları çok sinirlendiriyor. Kadınlar da çok konuşuyor. Evet. Sok diyor. Şimdi 7000 kelime diyor ama bence Mustafa burada 3000 kelime en fazla kullanıyordur.
Hocam biz Türkçe'de 20 kelime kullanıyoruz. Kalkıyorum. Mustafa sen kaç kelime kullanıyorsun tahminen? Bin, 2000 fazla. 2000. O kadar az konuşuyorsun. Evet. Ben şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi telefonda bir uygulama var, cep telefonunda bir uygulama var. Bu uygulama ile günde kaç adım atıyorsunuz? Adımlarınızı sayıyor. Biliyor musunuz bu uygulamayı? Hayır. Kaç insanla konuşuyorum? Hayır, hayır. Mesela dışarı çıkıyorsun, yürüyorsun değil mi? Evet. Akşama kadar kaç adım attın? Adım, step. Evet. Var. Var. Özellikle bunu arkadaşlar spor yapan insanlar kullanıyor. Zayıflamak isteyen insanlar kullanıyor. Bu ben çok. İşte akşam bakıyorsunuz 30 bin adım attım. Ve telefonda. 10 bin adım attım. Hı-hı. Ben şeyi merak ediyorum. Keşke böyle bir uygulama olsa akşama kadar kaç kelime kullandık? Evet. Keşke. Bunu saysalar ben çok merak ediyorum. Ben günde acaba kaç kelime kullanıyorum? Bana belki hocam 100 bin. 100 bin. Bu uygulamada peki Ömer. Evet hocam. Ömer sen de çok konuşuyorsun. Ömer sence sen günde kaç kelime kullanıyorsun? Ben? Aha. Vallahi bilmiyorum yani 10 bin. Bence daha fazla Ömer. Hocam en çok kelimeler kasada. Kasada kullanıyorsun. Mustafa diyor ki Ömer bir saat telefonda konuşuyor. Marketing. Bir saat telefonda konuşuyorsan o zaman sen bir günde belki 20 bin kelime kullanıyorsun. Kimle Ömer? Peki. Arkadaşlar şimdi burada erkeklerin özellikleri, kadınların özellikleri ve ortak özellikler. Konuşkan. Kadın. Ortak. Ortak ama daha çok kim? Konuşkan. Kadınlar. Değil mi? Konuşkan arkadaşlar daha çok kadınlara gidiyor. Çünkü 20 bin kelime kadınlar, 7 bin kelime erkekler. Konuşkan. Tamam, evet. Erkekler de koydun. Yazdım. Arkadaşlar ayrıntıcı. Kim çok ayrıntıcı? Detaycı. Kadınların. Evet, detaycı. O yüzden kadınların kör olma ihtimali daha yüksek değil mi? Hı. Ayrıntıcı. Her şeye çok dikkat ediyorlar. Detaycı arkadaşlar eş anlamlısı ayrıntıcı. Peki erkeklerden Mustafa, Ömer ve Muhammed siz ayrıntıcı mısınız, değil misiniz? Yani çok değil. Çok değilim. Normal. Mustafa sen? Ben de çok değilim. Hocam şu erkeklerin özellikleri. Kadınların var mı? Kadınlara yazıyorum ben. Ve konuşkan. Konuşkan ve ayrıntıcı ikisi de arkadaşlar kadınlara ait. Konuşkan ve ayrıntıcı. Peki, duygusal arkadaşlar, duygusal. Ortak. Ortak. Evet. Duygusal. Ama ben erkeklerin çok duygusal olduğunu düşünmüyorum. Ne? Romantik. Evet, duygusal, romantik çok değiller. Erkekler ağlamayı seviyor mu? Hayır. Hayır. Veya böyle romantik bir filmde ağlıyor mu? Hayır. Sevmiyorum. Çok ağlamıyorlar. Peki mantıklı? Erkek. Evet. Evet, erkekler daha mantıklı düşünüyor. Kadınlar daha duygusal. Şimdi erkekler daha mantıklı. Şimdi katıldım ben. Arkadaşlar paylaşımcı. Kadınlar. Kim daha çok paylaşıyor? Paylaşımcı. Kadınlar. Kadınlar. Kadınlar problemlerini paylaşıyor. Paylaşımcı.
Arkadaşlar alışverişe düşkün. Tabii ki kadınlar. Tabii ki kadınlar diyorsunuz. Her şeyde kadınlar çıkıyor. Alışverişe düşkün. Zayıf. Ama bazı erkekler de çok modayı takip ediyor, alışveriş yapıyor. Evet. Bazen. Arkadaşlar zayıf. Zayıf ne demek zayıf yani? Zayıf. Şişman. Bir bu manada zayıf, bu gerçek manası. Bir de arkadaşlar zayıf. Aha, hayat da zayıf. Yani düşünüyorum. Güçsüz. Güçsüz, evet. Kadınlar. Kadınlar mı? Evet. Ben bunu kabul etmiyorum. Kaz, ortak. Bence de ortak. Bence erkekler daha çabuk pes ediyor. Can bir kız ile boks oynarsam kim kazanır? Ama o fiziksel güç. Aha, zayıf değil mi? Ama o fiziksel güç. Bir de ruhsal güç var. Aa. Psikolojik güç var değil mi? Mesela bir problem var, bir sorun var. Erkekler hemen pes ediyor. Ben yapamıyorum diyor, bırakıyor. Kadınlar daha inatçı. Ben yaparım, ben ederim, ben başarırım diyor. Cem sen yazdın ortak. Ortak yazdım. Tamam, ortak yazdım. Tamam, erkeklerde bazen şey olabiliyor. Ama gerçekten ortak yani bak. Ama lazım yazı zayıf lazım. Zayıf yazdım. Peki arkadaşlar, şefkatli. Kadınlar. Kadınlar, evet. Kadınlar kesinlikle daha şefkatli. Şefkatli. Arkadaşlar meraklı. Kim daha meraklı? Kadınlar. 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 Ama bazı erkekler çok dedikodu yapıyor. Çok merak ediyor her şeyi. Orta. Meraklı diyelim. Peki. Kuvvetli. Erkekler. Fiziksel olarak. Fiziksel olarak evet erkekler. Evet. Kuvvetli. Arkadaşlar tedbirli. Erkek. Kadınlar. Kadınlar. Kadınlar mı daha tedbirli erkekler mi? Erkek. Kim daha çok tedbir alıyor? Çok problem çözleşme. Ortak olabilir. Evet. Ortak olabilir bu. Tedbirli. 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 Şöyle tedbirli. Orası da gitti. Peki arkadaşlar. Kuvvetli dedik. Tedbirli. Dikkatsiz. Hiç. Nasıl hiç? Kim daha dikkatsiz? Erkekler. Bence erkekler dikkatsiz. Kadınlar arkadaşlar ayrıntıcı. Her şeye çok dikkat ediyorlar. Peki diğeri? Empatik. Empatik. Kim daha empatik? Kadınlar. Empatik biliyor musunuz arkadaşlar ne demek empatik? Romantik. Hayır. Duygusal gibi. Tam değil. Empati. Yani. Hani. Tatlı gibi. Hayır. Hani arkadaşlar bunu daha önce B1'de konuşmuştuk. Empati kurmak. Yani empati. Ona bak o zavallı bir adam o işte. Şunun gibi. Yani ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Hocam türlü. Tamam mı? Karşıdaki insan gibi düşünmek. Evet. Mesela diyorum ki bak ben mesela empati kuruyorum. Mesela Suriyeliler ile ilgili ben empati kuruyorum. Diyorum ki şimdi onlar çok farklı bir ülkeden ülkemize geldiler. Nasıl diyorsun? Ülkelerinde savaş var. Ülkelerinde savaş var. Ben onların yerinde olsaydım gelir miydim, gelmez miydim? Ben onların yerinde olsaydım ne düşünürdüm? Evet. Yani kendini diğer insanın yerine koymak ve onun gibi düşünmek. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Sizce empati kurmak önemli mi? İnsan ilişkilerinde empati kurmak önemli mi? Çok önemli. Evet. Çok önemli değil mi? Neden çok önemli? Çünkü biz insan yani. Çok güzel.
Betül, neden çok önemli empati kurmak? Çünkü biz insansız, yani birbirine hissetmeliyiz. Evet, çok güzel. Yani anlamak için, anlaşmak için değil mi arkadaşlar? Karşımızdaki insanı anlamak için, onunla iletişim kurmak için empati kurmak gerekiyor. İnsancı. Empati kurmazsak deriz ki ya kalsınlar ülkelerinde, neden ülkemize geliyorlar? Suriye'de kalsınlar, ülkemize gelmesinler. Burada ne var arkadaşlar? Onun gibi karşımızdaki insan gibi düşünmüyoruz. Sadece evet, kendimizi düşünüyoruz burada. Evet. Empatik, peki kim daha empatik düşünüyor? Kadınlar. Sanki kadınlar Orta. Daha çok empati kuruyor. Çünkü daha duygusal kadınlar. Evet. Empatik kadınlar. İçe dönük. Arkadaşlar kim daha içe dönük? Erkek hocam. Erkekler, evet. Erkekler hiçbir şey paylaşmıyorlar. Her şeyi içlerinde yaşıyorlar. İçe dönük. Peki kim daha sosyal, dışa dönük? Kadınlar. Kadınlar daha dışa dönük. Dışa dönük. Buradan da görüyoruz ki arkadaşlar birçok özellik aslında birçok özellik arkadaşlar kadınlara ait. Evet. Evet. Arkadaşlar altta bir soru var. Kadınlar mı erkekler mi? Sizin ülkenizde çalışma hayatında kadınlar mı erkekler mi ön planda? Niçin? Mustafa. Ön planda mı? Nasıl yani? Lübnan'da kadınlar mı erkekler mi ön planda? Hocam eksi. İkisi de mi? Evet. Ön plan ne demek ön plan? Bilmiyorum. Çalışıyorlar. Ön plan arkadaşlar arka plan. Arka plan background. Tamam mı? Yani arkada kalıyor. Erkekler daha opposite arkadaşlar ön plan. Daha önde, daha çok yapıyorlar. Daha çok çalışıyorlar. Evet, daha çok çalışıyorlar. Mesela bir ülkede erkekler %80 çalışıyor, kadınlar %20 çalışıyor. Ön planda erkekler, erkekler daha fazla iş hayatında. Evet. Erkekler iş hayatında daha önemli, ön planda. Evet. Tamam mı? Kadınlar %20 çalışıyor, kadınlar daha arkada arkadaşlar, daha arka planda, daha önemsiz görülüyor. Yani ikinci sırada, üçüncü sırada, beşinci sırada. Tamam mı? Arka plan arkadaş İngilizce biraz background gibi. Evet. Hangisi Ömer? Mustafa hangisi sizin ülkenizde? Lübnan'da. Erkekler mi ön planda, kadınlar mı ön planda? Yani tabii ki erkekler daha çok. Daha ön planda. Evet. Peki neden daha ön planda? Yani işte çok mantıklı. Yani mesela poliste ve askerde yani onlar çok hissetmiyorlar. Hissetmiyorlar. Yani, Mustafa neyi hissetmiyorlar? Yani daha mantıklı yani düşünüyorlar. Daha mantıklı ama, düşünüyorlar. Kadınlar duygusal. Kadınlar duygusal. Peki tek sebep sizce bu mu? Yani Lübnan'da, Arabistan'da, Mısır'da erkekler evet, iş hayatında daha ön planda. Tek sebep erkeklerin daha mantıklı olması mı? Yok hocam. Çünkü daha güçlü yani. Evet. Daha güçlü. Evet. Fiziksel olarak. Hangi anlamda? Fiziksel güç. Fiziksel güç. Peki arkadaşlar bir erkeğin yaptığı işi, doktorluk, öğretmenlik, mühendislik, bunları bir kadın yapamaz mı? Hayır yapıyor. Her şeyi. Neden peki arkadaşlar erkekler daha ön planda?
Ama hocam yani bazen meslekler yani kadın yapmıyor yani biraz yani olmaz. Zor. Mesela tamirci mesela. Tamam. Evet tamirci olmayabilir. Haklısın Ömer. Tamirci olmayabilir. Evet. Fiziksel güçlü istiyor yani. Hı hı. Peki yani... diğer işler arkadaşlar. Diğer işlerde kadınlarla erkekler oranları eşit mi? Diğer işlerde. Evet. Evet. Mesela doktorsa daha çok. Yani erkekler yani, evet. Yapabilir şeyler kadından daha çok. Evet, kadınlar daha, erkekler daha çok yapıyorlar. Evet. Mesela şunu diyebilir miyiz? Suriye'de ve Suriye'de, Ürdün'de veya Lübnan'da şunu söyleyebilir miyiz? Ülkede 5000 tane erkek doktor var, 5000 tane kadın doktor var. Ömer bunu söyleyebilir miyiz? Buyurun hocam. Bunu söyleyebilir miyiz? Ürdün için, Suriye için, Lübnan için. 5000 tane kadın doktor var, 5000 tane hayır. Erkek doktor var. Yani, oranlar bütün... eşit mi? Hayır. Erkek daha. Daha fazla. Evet. Evet. Ama hocam yani biz mesela dinli insanlar mesela hı-hı. Bir mesela benim annem hasta oldu. Erkek gitmiyor. Sadece kadın doktor gidiyor. Anladım. Evet. Yani bu biraz şununla alakalı. Müslüman bir toplum olduğumuz için kadınlar daha mı az çalışıyor? Evet. Hocam evet. Bazı aileler yani Ürdün'de mesela hı-hı. Arap aileler mesela kızlar mesela kadınlar çalışmaz yasak diyorlar. Hı-hı. Ama mantıksız herhalde. Tabii. Benim ailem gibi. Evet yani şöyle yani dini hükümlerle dini hükümlerle sosyal hayattaki hükümler biraz karışıyor değil mi arkadaşlar? Çatışıyor. Yine hocam orada kadın sadece mesela ev yönetimi mesela hı-hı. Ve terbiye için. Anladım. Yani çocukları kadın... büyütmek için var. Ev işleri, evet. Çocukları ilgilenmek için var. Ne kadar çalıştı kadın yani sonuç evde kalır. Yani evde kalacak. Anladım. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Evet. Şart iki. Sonunda evinde mi kalacak diyorsun? Evet. Böyle tamam. Diyorlar. Yani. Böyle diyorlar. Evet. Arkadaşlar diyor ki ülkenizde veya dünyada hangi ünlü erkeğin ya da kadının yerinde olmak isterdiniz niçin? Ya hangi özellikleri? Evet hangi ünlü kadının mesela Brad Pitt'in yerinde mi olmak isterdin? Muhammed Salah'ın yerinde mi olmak isterdin? Kimin yerinde olmak isterdin? Ama meşhur mesela. Meşhur. Ünlü insan, ünlü meşhur. Sebebiyle birlikte istiyorum. Kim? Neden? Ben Ömer bin Hattab. Kim? Ömer? Bin Hattab. Kim o adam? Ne iş yapıyor? Hazreti Ömer. Evet. Aa, neden peki? Cennete girmek için. Yani hocam çok şeyler var yani. Tamam birkaç sebep söyle. Çok şeyler var da sen birkaçını söyle bize. Hocam adil. Adil bir evet. İnsan. Evet. Başka? Mantıklı. Yani en çok eş idaresi iyi ve yönetme. Sen cennete girecek. Yani yeterli. Bir sebep. Evet. Güzel. Peki Muhammed sen kim olmak istiyorsun? Kimin yerinde olmak istersin? Vallahi bilmiyorum. Ya yani, ama şimdi lazım yani bu hayatta. Tamam. Bu, kim mesela kimin hayatını çok beğeniyorsun? Keşke ben onun yerinde olsaydım. Keşke ben onun yerinde olsaydım. Keşke ben onun hayatını yaşasaydım. Muhammed kesin zengin birini seçecek. Şimdi Muhammed düşünüyor en zengin kim?
Evet, Bill Gates. Kim? Bill Gates. Bill Gates'in yerinde olmak isterdi. Peki Ryan, sen kimin yerinde olmak isterdin? Güçlü kadın, yani tam olarak düşünmedim kim. Ama yani güçlü kadın, yani fiziksel ve mantık bir engel. Mantıklı. Düşünen güçlü bir kadının yerinde olmak isterdin. Peki Mustafa? Ben hiç istemiyorum. Ölü. Nasıl yani hiç istemiyorum? Kemal. Nasıl hiç istemiyorsun? Çünkü hocam yani ölü insanları çok sevmiyorum. Ünlü insanları çok sevmiyorsun. Mesela Mustafa, hiç böyle ünlü bir insan gördüğün zaman çok güzel bir hayat yaşayan birisi yok mu? Mesela dini anlamda olabilir, başka anlamda olabilir, insanlara çok yardım eden birisi olabilir. Yok mu hiç? Yok. Yok. Yok mu Mustafa? Yok yok. Yok yok. Şakir, peki. Betül'e soralım. Betül? Ben önce bir bu şey düşünmüyorum ama ünlü bir şarkıcı istiyorum. Kim mesela ünlü şarkıcı? İsim var mı? Hayır ama güzel bir ses. Hangi evet, güzel bir sesi olsun diyorsun. Güzel. Tamam, güzel bir sesi olsun yeter mi diyorsun Betül? Evet, çünkü ben şarkı söylemeyi seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorsun. Güzel ben bir de cevap. Ama sesim kötü. Sesim kötü. Peki arkadaşlar. Nasıl? Ne yazık ki. Ne yazık ki sesim kötü. kim söyledi sana sesinin kötü olduğunu? Muhammed? Herkes. Herkes. Ailem. Ben şarkı söylerken aileme sus diyor. Ay sus sus diyorlar sana. Evet. O zaman sen bülbül sesli değilsin. Maalesef. Sesi çok kötüyse ne derler biliyor musun? Ne? Ses, bir insanın sesi çok güzelse bülbül gibi derler. Bülbül gibi. Sesi çok kötüyse ne? Karga gibi. Karga. Grab. Ay, sesi çok kötüymüş karga gibi. Çünkü evet, karga öttüğü zaman, karga öttüğü zaman sesi çok rahatsız ediyor. Evet, evet. Karga gibi diyorlar. Peki arkadaşlar, bugün de dersimizi bitirdik. Sorunuz var mı arkadaşlar bugünle ilgili? Evet, gelecek hafta bitireceğiz mi? Bitirecek miyiz? Bitirecek miyiz? Türkçe anlat. Bitirecek miyiz? Bitirecek miyiz? Bir hemen bir plan yapıyorum arkadaşlar. Bir saat olarak hesaplıyorum. Tamam mı? Hocam bir şey var. Şimdi, evet Ömer. Kadınlar şeyleri şişirmek daha büyük, daha büyükleri oldular. Anlamadım. Yani kadınlar? Bir problem var. Evet. Kadınlar daha büyük olacak şey ama erkekler yani bu normal şey oldu. Şimdi daha büyük olacak demiyoruz, büyütmek diyoruz. Tamam evet, mı? Büyütmek. Kadınlar problemleri veya sorunları büyütüyorlar, abartıyorlar. Abartmak, büyütmek. Evet. Sen katılıyor musun? Büyütüyorlar. Kadınlar problemleri büyütüyorlar. Erkekler küçültüyorlar mı? Ne yok, normal diyor yani. Bence erkekler hiç umursamıyorlar. Bir problem var, tamam. Kadınlar büyütüyorlar ama erkekler hiç önemsemiyorlar. Hiç umursamıyorlar. Boş ver diyorlar. Doğru. Tamam mı arkadaşlar? Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi tatiller arkadaşlar. Evet, iyi tatiller hocam.